Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Bugün sizlerle birlikte hızlı teknik analiz videosu çekmeye devam edeceğiz. 3 adet şirket inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi Türk İlaç Serum, ikincisi Diyoboya, üçüncüsü de Pınar Süt. Şimdi bunların teknik verilerine geçmeden önce yasal uyarımızı yapalım isterseniz. Burada yer alan bir ilaç kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi arkadaşlar öncelikle Türk İlaç Serum'la başlayalım. Türk İlaç Serum'un haftalık grafiğine bakıyoruz. Yeni bir halka arzı biliyorsunuz. Şu şekilde bir borsaya kotu olduktan sonra sert yükselmiş, sonrasında sert düşmüş. Derken yatayda bir hareket şu şekilde. Sonrasında da bakın altta bir tane daha kanal oluştuğunu görüyoruz. Yani yatay hareket bu sefer nereye kaymış onu da söyleyelim. Şöyle ki, evet 17.06 ile 13.55 arasında. Öncesinde 17.06 ile 21.81 arasındaymış. Yani bu 15'ler artık şey olmuş gibi bakın şurası hatta 14.90 oluyor. 15 seviyesi. Şöyle 3 haftalık buralarda geziniyor. 17.06'yı geçerse çok daha olumlu olabileceğiz şirket adına. 13.55 olan şu dibin bir tık daha üzerinde. Yani ne kadar 13.5, 15, 15. Yani 1.65 falan. Yani %10-15 üzerinde diyebiliriz. Haftalıkta genel görünüm bu şekilde. Türk İlaç Serum'da. Şimdi ikinci grafiğe geçelim. Kısa vadeli yatırım için önemli olan günlük grafik. Evet bakıyorum şöyle. Haftalık grafik, evet. Pardon, günlük dedik. Haftalığı açtık tekrar. Kusura bakmayın. Günlük şu şekilde, evet. Bakın borsaya kotu olmuş. Şu şekilde sert bir yükseliş. Sonrasında şurada bir sıkışma alanı oluşmuş. Aşağı kırmış maalesef. Aşağıda da bakın. Şurayı da sıkışma alanı olarak alırsak yataya bağladığını görüyoruz. Yani ne zamandır söyleyelim. 18 Haziran, 19 Haziran'dan itibaren günümüze kadar yataydı. 13.33 ile 16.50 arasında gitmiş gelmiş. Şu an 15.14. Bakın dün yani Cuma günü 16.15'leri de test etmiş. 16.5'ü kırması önemli. Yukarı yönlü bir hareket var. Eğim var şurada görebiliyoruz. Hatta bunu şöyle çizebiliriz kendimiz. Bakın şu şekilde bir yükseliş var. Yani yukarıda bir sıkışma alanı oluşuyor. 16.5'ün kırılması lazım. Bunu söyleyelim. Bunu söyledikten sonra şimdi tümünü sil diyelim. Fibonacci düzeltme seviyelerine bakacağız. Destek dirençler için. Şurayı başlangıç noktasını dip seçiyorum. Tepeyi de burası. Bakın şu anda 15.14. Aşağıda destek olarak 11.62 var. Tabi ondan önce 13.27. Sonra 11.62. Daha aşağıda 5.24 var. Ve 11.62'nin kırılması beklenmiyor şu an için. Daha yakın aralıklar içinde neresi? 14.80 ve 13.27 destek. Yukarıda geçilmesi gereken nokta 16.63. Bura geçirse 20.14, 23.66, 28.01 ve eski tepe olan 35 lira 5 kuruş hedef haline gelecektir. Eski tepede geçirse yukarı yönlü çok daha sert hareketler beklenebilir. Nerede? Türk İlaç Serum'da. Bunları söyledikten sonra ikinci şirketimize geçelim. Diyoboya. Orta uzun vadeli görünümü için haftalık grafiğine müracaat ediyoruz. O da şu şekildeymiş. Küçültelim bakalım. Evet şu şekilde. Bakın yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde yükselişlendi devam etmiş. Hatta şu yukarıda durmuş. Bakın ara sert düşüşler gelmiş. Ara sert yükseliş. Şurada artık biraz daha yatayda hareket ederken bir sıkışma alanı oluştuğunu görüyoruz. Bir düşüş de olduğunu görüyoruz. Yani şurada özellikle onu da çizebiliriz. Nasıl? Şöyle. Evet seçememişiz. Şöyle yapalım. Evet. Şu şekilde. Şuna bir de paralel çizersek. Bunu da alıp şuraya koyduğumuzda gördüğünüz gibi bir düşüş mevzubayız. Ama şuradan artık yukarı yönlü bir hareket gelmiş. Nedir? Şurası geçilirse onu da söyleyeyim. 10.94 yani 10.000 lira seviyesi geçilirse. Çok pardon şunu silelim şimdi. 11 lira seviyesi geçirse şirket adına daha olumlu olabileceğiz. Bunu söyleyelim. 11 lira seviyesinden sonraki adım da 11.85 civarları. Ama şu an için yükseliş trendi. Bakın yani şuralardan destek bulmuş. Yukarı dönüş gerçekleşmiş gibi. Şurası da kırılırsa 11 kırılırsa çok daha olumlu olabileceğiz. Orta uzun vadede diyor boyada. Şimdi kısa vadeli yatırım için günlük grafiğine bakalım. Diyor boya günlük grafik. O da şurası. Evet bakın yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde yükseliş trendi. Şurada bir düşen varmış. Bunu da çizelim. Şurası. Şöyle. Bakın gelmiş kırmış sonra buraya gelmiş buralarda oyalanıyor. Şu an için üstüne atmış gibi. Ama nerenin geçilmesi lazım? Öncelikle 10.90
Sonrasında da 11.34'ün geçilmesi lazım. Sonra da 11.83 ve 12.20 var. 12.20 geçirirse artık şu eski yükseliş trendine geri döndü diyebileceğiz. Onu söyleyelim. Yani şunu çizmedik ama paralel çizdeseydik şu şekilde, bakın düşen trendi de yakalayabilecektik. Şuradan dönüp özellikle gelip şu 12.70'leri de geçerse, 12.60 şimdi kaç burası? Evet, 12.65. Burayı da geçerse çok daha olumlu olabileceğiz şirket adına. Şimdi tümünü silleyelim. Fibonacci düzeltme seviyelerine bakacağız. Tepe şurayı seçtim. Evet, orayı seçmeyeceğim. Yani dip şurası. Bakın şurayı kapsamadığı için tepeyi kaydırıyorum şuraya. Sağ tıkladım. Trend tuşlarını yakaladım. Çok fena kaydı. O yüzden manuel kendim ayarlıyorum şu an arkadaşlar. Şurayı da manuel ayarlayacağım. Şu şekilde. Evet. Sola da çekeceğim. Biraz daha büyüyecek. Evet, şu şekilde. Bakın şu an 10.76. Aşağıda destek olarak neresi var? 10.38 var. 10.38'de kırılırsa 10.08 var. Daha da aşağıda 9.63 var. 9.63. Evet, 9.63 dedik. 9.63 geçilirse aşağı yönlü nereye kadar? Şurayı da belirteyim. 6.73'e kadar çok sert düşüşler gelebilir. Ama şu an için yönü yukarı çevirmiş. Şurada hatta daha kısa vadeli bir inceleme yapsak, bakın şu düşen de kırılmış. Yataya bağlamış. 11.49 geçilirse çok daha net olacağız. Yani 9.63, hatta oraya gelmeden en kötü ihtimal yine eski diplerden 10.38'lerden düşmesi, yani geri dönmesi beklenir. 11.49 geçilirse her şey çok daha güzel olacaktır arkadaşlar diyor boyada. Bunu da söyledikten sonra son şirketimize geçelim. Pınar Süt, Yaşar Holding'i biliyorsunuz. Orta uzun vadeli görünüm için haftalık grafiğine bakıyoruz. Bakın şu şekilde. Şu şekilde düşüş trendi. Sonrasında bu ne olmuş? Yükselişe geçmiş arkadaşlar. Arkadaşlar özür dileyerek şöyle Dioboya'nın yanlış hatırlamıyorsam haftalık grafiğini pas geçmişiz. Hemen bunu söyleyelim. Bakın şu şekilde. Şuralarda 10.77, buraların üstüne atması beklenir diyelim. Yani 11'in üzerine atınca olumlu olacaktır. Burayı ya 2-3 kere bölündü maalesef video. O yüzden tam hatırlayamadım. Bunu da göstermek istedim. Dioboya için. Biz gene geri dönelim Yaşar Holding'e, yani Pınar Süt'e. Pınar Süt'ün haftalık grafiğine geçelim. Şu haftalık grafik dedik. Bakın şu şekilde düşen trend. Sonrasında bu düşen kırılınca yükseliş trendi başlamış. Daha sonra ara küçük bir düşüş trendi başlamış. Bu da devam etmiş. Nasıl devam etmiş? Şöyle bakalım. Bakın şuna bir paralel çiz diyelim. Şunu da alıp şuraya koyduğumuzda, evet, gördüğünüz gibi şu şekilde arkadaşlar. Yani bu gelmiş, burada kırılmış, onaya gelmiş gidiyor gibi bir görünüm var. Ama bunun böyle olduğunu anlamamız için ne olması lazım? Şu 18.22'nin geçilmesi lazım. 18.22 geçirirse daha olumlu olabileceğiz. Yani şuralardan bir dip yapmış olabilir. Bunu söyleyelim. Buralarda nereler? 16.61'ler. Sonrasında burası geçildikten sonra bir sonraki adım 18.80 ve şu 19.48. Bu şekilde takibe devam edeceğiz. Yani şu an için bir nebze olsun olumlu diyebiliriz. Dip yapmış olabilir çünkü. Son olarak kısa vadeli alsat için, yani kısa vadeli yatırım için diyelim. Yani alsat biraz daha günlük trade'lerde mevzu bahis biliyorsunuz. Şu günlük grafik kısa vadeli alım satım için ya da işte yatırım için diyelim. Gene düzeltiyorum. Bakın Mart dibi itibariyle bir çizmişiz bunu. Evet, Mart dibi itibariyle şu şekilde bir yükseliş trendi. Derken şurada destek kırılmış, bakın şurası. Şu 3 tane gördüğünüz çizgi. Şu destek, şu orta direnç, şu da üst direnç. Şurada bu kırılınca kırmış, onaya gitmiş arkadaşlar. Düşüş devam etmiş. Bakın öyle olunca şu kısımda, yani 2021 Ocak'tan itibaren şurada bir sıkışma alanı oluşmuş. Bu bir kırmış. Sonra gelmiş buradan destekten dönmüş. Sonra burayı da kırmış. Derken 16.62 ile şurası 18.07 sanırsam. Bakalım. Evet, 18.07 arasında bir yatay bant hareketi başlamış. Şunu bir tık büyütelim. Kendimi yukarı alayım. Şu 18.07'nin geçilmesi önemli. Şu an 17.60. Bakın şu eski tepe olan 17.37 de geçilmiş. Bu da olumlu. 18.07 geçirse çok daha olumlu olabileceğiz. Olumlu sinyaller var. Nerede? Pınar Süt'te. Şimdi destek dirençler için tümünü sil diyorum. Şu şekilde.
Arkadaşlar daha yakın bir vadeli olsun diye şu Mart dibini seçmeyeceğim de şurayı dip olarak seçeceğim. Şurayı da tepe olarak seçeceğim. Fibonacci düzeltme seviyelerine bakıyoruz biliyorsunuz. Şuraya geldim. Umarım doğru seçerim. Şöyle seçtim. Şuradan da ikinci gölgeyi seçmem lazım. Sağ tıkladım. Trend üçlerini yakaladım. Olmadı. Manuel ayarlıyorum arkadaşlar şu şekilde. Evet. Şu şekilde gördüğünüz gibi 17.60. 17.60 düşüş gerisi neresi? 17.31 ve şurası özellikle önemli. 16.5 seviyesi. Bakın 1, 2, 3 kere denenmiş neredeyse. 16.5. Yani en kötü 16.5'tan dönmesi beklenir. Dönmezse 15.72 var. Zaten 15.72 aşağı yönü kırılırsa ne olur? 13'lere doğru daha sert düşüşler gelir. Yukarıda takip edilecek seviyeler öncelikle 18.47. Bura geçirse 20.63, 22.14, 23.66, 25.53 ve eski tepe olan 28 lira 56 kuruş seviyesi hedef haline gelir. 28 lira 56 kuruş da geçirilirse yukarı yönlü çok daha sert hareketler gelir arkadaşlar. Genel görünüm bu şekilde. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Şimdilik bu kadar. Bir başka analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.